Siz yeni bir ev mi yapıyorsunuz? Kaç daireli? 40 daireli. 40 tane otoparkınız olacak. İster bir katta, ister iki katta. Ha, kuralı getirmeye getiriyoruz da kuralın uygulanması ile ilgili sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ya bu yapılmadığı halde yapılmış gibi gösteriliyor. Buna dikkat etmek lazım. Ya da otopark yapılıyor. Sonra o otoparklar falan şirkete depo olarak kiraya veriliyor. Arabalar yine dışarıda. Belediye başkanlarınızdan yani talep edin. Aynen. Yani bizim artık devlet olarak biraz popülizmi bırakıp belediyeler dahil olmak üzere bu konuda vatandaşla yüzleşmemizin elzem olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla her şeyinde bu anlamda siz kendiniz her türden fırsatçılığı yaparken devlet gelsin yapsın, belediye gelsin yapsın, Kızılay gelsin kurtarsın olmamalı. Hep birlikte biz elimizi taşın altına sokmalıyız. Mesela teklif edilen hususlardan bir tanesi de tıpkı yalıtım kimlik belgesi gibi binalara verilen deprem kimlik belgesinin verilmesiyle ilgili teklifler var. Dinledim uzmanları. Onların lisanıyla anlatıyorum yani burada. Şimdi tapuya gittiğinizde bir evden satın almak istiyorsunuz. Bir baktınız deprem kimlik belgesi yok. İşte 5 kategorideyse 5. kategoride. Siz o evi alır mısınız? Almazsınız. Almazsınız. Bunun mutlaka tapuya işlenecek şekilde deprem kimlik belgesinin yapılarak tapuya işlenmesini uzmanlar önemli bir adım olduğunu söylüyorlar. Şimdi sıkı dur. Deprem kimlik belgesi. Diyelim ki X bina deprem konusunda zayıf. Yani diyelim ki riskli 5. O da 5. En kötü yani. En kötü. Bu raporu tanzim edecek olanı vatandaşın kendisi ayartıyor. Böyle açık ki, konuşalım. Yani abi açık konuşalım onu söylüyorum açık. Yani. Vatandaşın bakın, kendisi gidiyor bir şey ayartıyor. Miyim, Turgay Bey? Cebine parayı koyuyor. Sovyetler Birliği dönemindeki memurların söylediği güzel bir laf var. Diyor ki biz çalışıyormuş gibi yaptık. Sovyetler de bize para veriyormuş gibi yaptı. Şimdi adaleti istiyormuşuz gibi yaparak bu sorunlara çözüm bulamayız. Adaleti istiyormuşuz gibi yapmayacağız. Aynaya bakacağız, kendimizle yüzleşeceğiz kardeşim. Başka şeyi yok bunun. Aynen öyle. Bu herkes şapkasının önüne alıp düşünecek. Tabii ki. Benim binam çürük, ne yapacağım? Şimdi şöyle bir şey var. Orada yaşanmış o apartmanlarda, İzmir'deki o Emre Apartmanı'nda diğerinde. Hı hı. Toplamışlar, demişler ki ya bu bina bak sıkıntılı, yıkmamız lazım. 5 tanesi itiraz etmiş, hayır demiş. 3 tanesi bilmem ne demiş. Yapamamışlar, bir araya gelememişler. İşte ne oldu? Ne oldu? Hepsine mezar oldu. Yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.